Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe Chelsea ile anlaştı. Ünlü golcü geliyor. Ara transferde 3 hamle yapan Fenerbahçe şimdi rotayı İngiltere'ye çevirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun FIFA'dan aldığı özel izinde Türkiye'de ara transfer dönemi uzatılmıştı. Ancak cumartesi günü transfer penceresi kapanıyor. Fenerbahçe son iki günde yıldız bir isme imza attırmak için çalışıyor. Fenerbahçe'nin uzun süredir kiralamak için çalıştığı Gabonlu santrafor Pierre-Emerick Aubameyang için kulübü Chelsea ile anlaştığı, maaş konusunda ise son pürüzlerin kaldığı iddia edildi. Chelsea'nin Eylül ayında Barcelona'dan transfer ettiği Aubameyang'ı gözden çıkardığı, Sarı Lacivertli kulübün teklifine de olumlu cevap verdiği ileri sürüldü. Gabonlu oyuncu ABD'den Los Angeles'ın yaptığı teklifi geri çevirse de Sarı Lacivertlere karşı tutumu konusunda bir haber çıkmamıştı. Bu konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Aubameyang geçen sezonlara transfer döneminde Barcelona'ya imza atmıştı ancak bu sezonun başında Chelsea'ye transfer olmuştu. Tecrübeli yıldız bunun pişmanlığını yaşıyor. Aubameyang'ın Chelsea'nin sezon sonunda bu transfer konusunda kendisine kolaylık sağlaması halinde Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmeye yeşil ışık yaktığı da öne sürüldü. Aubameyang kariyerinde Dortmund, Arsenal, Barcelona gibi takımlarda forma giydi. 33 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinde 563 resmi maça çıkarken 295 gol attı. Gabon milli takımında da 30 kez oynayan Aubameyang 19 kez fileleri havalandırdı. Gözler 2 yıldız için Fenerbahçe'de. Ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Federasyonun ligden çekilen Gaziantep ve Hatayspor'un yabancı oyuncularının 9. yabancı olarak sahada yer almalarına izin vermesiyle gözler bu isimlere çevrilmişti. Gaziantep'in Sırp yıldızı Lazar Markovic Trabzonspor'a giderken Galatasaray Hatayspor'dan Adekubbe'yi aldı. Beşiktaş ise Gaziantep'ten bir başka önemli isim Maxim'le anlaştı. Henüz bir hamle yapmayan Fenerbahçe'nin radarındaki Bertu Yıldırım da Antalyaspor ile anlaştı. Ancak Hatayspor'dan Sabalopianizde ve Gaziantep'ten Angelo Sagal hala boşta. Sarı lacivertlerin ikili için hamle yapıp yapmayacağı merak da bekleniyor. Kanarya ara transferde şu ana kadar stoperi Adana Demirspor'dan Samet Akaydın, sol beke Parma'dan Oscar Wolde ve Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı. Emre TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'a kiralandı. Sagal 2021'de geldiği Gaziantep'te 51 maça çıkarken 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki Şilli oyuncu iki kanadın yanı sıra ortanın solunda da oynayabiliyor. Süper Lig'de Ankara Gücü ve Hatay formaları giyen Sabalopianizde 114 maçta 13 gol atarken 22'de asist gerçekleştirdi. 28 yaşındaki Gürcü oyuncu iki kanatta da oynayabiliyor. Fenerbahçe'nin son günlerde bir hamle yapması bekleniyor. İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret. Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken bir yandan da takımdan gönderilecek ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuların durumu merak konusu. Portekiz'in Estoril takımından gelen Miguel Crespo'nun sözleşmesi 2024 sezonunda sona erecek. Aktarılan bilgilere göre Crespo yeni sözleşme imzalamak için Sarı Lacivertli ekipten 1,5 milyon euro talep ediyor. Sözleşmesi 2024'te bitecek Crespo ile Fenerbahçe yönetimi kontrat uzatmak için görüşmelere başladı. Portekizli oyuncu 500 bin euro olan maaşına zam istedi. Sarı lacivertli yöneticilerin ilk teklifi yıllık 1 milyon euro oldu. 26 yaşındaki orta sahanın 1,5 milyon euro seviyesinde bir ücret beklentisi bulunuyor. Yeni mukavelede orta yolun bulunması ve Crespo ile 3 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkan Crespo 2 gol 1 asist kaydetti. Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. 2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe 1,5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık sorununda gerçekleşti. Marius Selemos sezonun ilk yarısında olduğu gibi ikinci bölümünde de kadroda düşünülmüyordu. Samet Akaydın geldikten sonra gözden çıkarılan Gustavo Henrique ise son olarak Avrupa Ligi listesinin dışında kalmıştı. Yönetim bu ikiliyle yolları ayırmak için çözüm arayışındaydı. Lemos da ülkesi Uruguay'dan Penarol ilgilense de yüksek maaşı nedeniyle anlaşma sağlanamadı. Brezilya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Atletico Mineiro, Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Lemos transferinde mutlu sona ulaştı. Uruguaylı oyuncu Atletico Mineiro ile
Aralık 2023'e kadar resmi sözleşme imzaladı. 2020-2021 sezonunun başında İspanyol La Liga ekibi Las Palmas'tan 1,5 milyon euro bonservisle takıma katılan Rugaylı stoper, oyun kurma yeteneği ve hava topu hakimiyetiyle büyük beklenti yaratmıştı fakat Fenerbahçe formasını toplamda sadece 15 maçta terletebildi. Yavuz Seçkin de burada eşiyle birlikte kan vermeye geldi. O da formlarını doldurdu. Ondan sonra da yukarıya kan vermeye gidecek. Gördüğünüz gibi tüm takım yerlisiyle, yabancısıyla burada yer almış durumda. Onlar da hem kan bağışına dikkat çekmek hem de kan bağışı yapmak için burada stadımızda yerini aldı. Kadın basketbol takımı oyuncularına da tekrar teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi küçük Yavuz Seçkin'in kızı kendileriyle fotoğraf çekildi. Birazdan onlar da formlarını doldurup kan bağışına geçecek. Bu arada şöyle bakıyorum, oldukça fazla. Bu arada kadın futbol takımından gelen oyuncularımızı da görüyorum. Orada basketbol altyapıdan da, kadın basketbol altyapısından gelen oyuncularımızı da görüyorum. Onlar da, genç basketbolcularımız da burada kan vermek için birazdan form dolduracak. Bugün kadın futbol takımımızın oyuncuları da bizlerle birlikte olacak. Kadın futbol takımımızdan da bir iki oyuncumuz bu anda giriş yaptı. Şu anda kalecilerimizden Göktür'ü görüyorum. O da kan verme işlemi için stadımıza geldi. Evet, şu anda Manolya Kurtulmuş formlarını dolduruyor. O da birazdan kan sayımı ve doktor kontrolünün ardından üst kata şu anda kan verme işlemini geçecek. Hem oyuncularımız, hem teknik heyetimiz, hem de kadın basketbol staffındaki üyeler buraya geldi. Tüm kadın basketbol çalışanları da burada. Yine altyapılar, kadın basketbol altyapısı koordinatörü Nalan Ramazanoğlu da burada. O da kan vermek için geldi. Dediğim gibi genel menajerimiz Arzu Özyiğit ve koçumuz Marina Markoviç doktor kontrolü tarafındalar. Onlar formlarını doldurdu. Kan sayımları yapıldı.